Haberaks ekranlarından mutlu günler. Ben Merve Özyürek. Saatlerimiz 17'yi gösterirken günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, ilk haberimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan sıfır atıkla ilgili. Gündemimizde var. Sürekli konuyla ilgili açıklamalar geliyor, haberler paylaşılıyor. Peki ne bu sıfır atık? Ne anlama geliyor? Bize neler kazandıracak? Ona bakacağız. Sıfır atık aslında özet olarak izah etmemiz gerekirse israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı. Böyle izah ettiğimizde daha kolay oluyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de sıfır atık projesi kapsamında açıklamalarda bulundu. Şahin, 7 aşamalı yol haritasının 5. aşamasını tamamladıklarını ve 6. aşama olan uygulama safhasına geçtiklerini, belediye binasında çöp kutularını kaldırdıklarını, e-uygulamaya geçerek de kağıt kullanımını büyük oranda azalttıklarını belirtti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, sıfır atık projesi kapsamında 7 aşamalı yol haritasının 5 aşamasını tamamladıklarını ve 6. aşama olan uygulama safhasına geçtiklerini, belediye binasında çöp kutularını kaldırdıklarını, e-uygulamaya geçerek de kağıt kullanımını büyük oranda azalttıklarını belirtti. Başkan Şahin, sıfır atık israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumdaysa kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımın sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Bizim hedefimiz sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Samsun bırakmak. Sıfır atık Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan'ın başlattığı çok önemli bir çevre projesidir. Bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından da özenle takip edilmekte ve desteklenmektedir dedi. Sevgili izleyenler, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın askerlerinin kullandığı levyeli tüfek maharetli ellerde yeniden hayat buldu. 1877-78 yılları arasında yaşanan ve 93 Harbi olarak tarihe geçen Osmanlı-Rus Savaşı'nda yaşanan Plevne savunması hasta adam olarak nitelendirilen Osmanlı'nın savaş sırasında gösterdiği stratejik savunmasıyla Türk tarihine damga vuran ve önem kazanan savaşlardan birisi olarak tarihe geçmişti. Savaşta zayıflayan Osmanlı ordusunun güçlü Rus ordusuna karşı yaptığı Plevne savunması ve verdiği destansı mücadeleyle tüm dünyanın saygısını kazanmıştı. İşte bu saygınlığın kazanılmasında önemli rol oynayan Gazi Osman Paşa ve askerlerinin kullandığı levyeli tüfek 140 yıl sonra maharetli ellerde yeniden hayat buldu. Mevsimlerin dengesini kaybetmesinin ardından sonbaharda armut ağacı çiçek açtı. Ordu'nun Kabadüz ilçesinde meyvesi üzerinde çiçek açan armut ağacı görenleri şaşkına çevirdi. Ordu'nun Kabadüz ilçesinde meyvesi üzerinde çiçek açan armut ağacı görenleri şaşırtıyor. Kabadüz Merkez Mahallesi Dağdelen mevkiisinde Muzaffer Günaydın'ın bahçesinde üzerinde meyvesi bulunan armut ağacı çiçek açtı. Günaydın sonbaharda armut ağacının çiçek açmasına çok şaşırdıklarını söyledi. Ben 65 yaşındayım. Bu zamana kadar böyle bir şey görmedim. Bak armut meyvesi var. Çiçek sanki bahar ayı gibi çiçeklemiş. Arılar dahi besleniyor. Çiçekten faydalanıyorlar. Sinop'un Erfelek ilçesindeki 600 yıllık kestane ağacı köylünün geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Ağaç 2008 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç olarak tescil edildi. Sinop'un Erfelek ilçesinin Salı köyünde yer alan tahmini yaşı 600 olarak bilinen kestane ağacı, 2008 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç olarak tescillendi. Salı köyü sakinlerinden Emrah Aydın konuyla ilgili açıklama yaptı. Bu bizim anıt ağaç gururumuz. Bu ağaç sayesinde köyümüzü buraları tanımayan kalmadı. Daha yurt dışından İtalyanlar dahil buraya geldi. Yerli ve yabancı turistlere açık bir yer. Bunu görmek istiyorlar, geliyorlar. Tarihi çok eski. Buraya Gürcüler ilk geldikleri zamanda buraları işgal etmişler. Onlardan daha eski yaşlı insanlardan duyduğum kadarıyla onların bildiği bileli bu büyük ağaçmış böyle. Padişah kestanesi diyorlardı ve oradan beriye padişah kestanesi olarak geliyor.
Yani şu anda görüntüsü dal kanserinden dolayı küçüldü. Şu anda olduğumuz yere kadar dalları geliyordu. Yani 250-300 kilo kadar verim yapıyordu. Bundan 15 yıl önce falan. Canik Belediyesi ilçede bulunan camileri ve çiresini tek tek elden geçirerek eski kimliğine kavuşturuyor. İbadethanelerde dış cephe, çevre düzenlemesi ve park çalışmaları yapan belediye bugüne kadar 90'a yakın cami ve çevresini yeniledi. Canik Belediye Başkanı Osman Genç, camiler bir şehrin kalbi, okullarda aklıdır. Kalp ve akıl doğru çalışırsa şehir daha sağlıklı bir şekilde gelişir dedi. Canik Belediyesi ilçede bulunan camileri ve çevresini tek tek elden geçirerek eski kimliğine kavuşturuyor. İbadethanelerde dış cephe, çevre düzenlemesi ve park çalışmaları yapan belediye bugüne kadar 90'a yakın cami ve çevresini yeniledi. Camilerin eski kimliğine kavuşmasına büyük önem veren Başkan Osman Genç, Uludağ Camii'nde tamamlanan 750 bin lira maliyetli çevre düzenleme çalışmaları ve Hacı Ahmet Kordel Parkı'nı vatandaşlarla birlikte hizmete açtı. Camileri sadece ibadet yapılan yerler olarak görmediklerini ifade eden Başkan Genç, amaçlarının yaptıkları düzenlemelerle camileri eski kimliğine kavuşturarak aynı zamanda birer eğitim yerine dönüştürmek olduğunu söyledi. Medeniyet ilkelerimizden ve değerlerimizden birisi olan camiler bizim olmazsa olmazlarımız arasında yer almıştır. Camilerimizi mahallelerimizde diri tutmak zorundayız. Biz de Canik Belediyesi olarak hassasiyet gösterdiğimiz en önemlilerden birisi camilerimiz ve okullarımızdır. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Ev ziyaretleri, halk toplantıları, kahvaltı gibi birçok faaliyetlerle halkın nabzını kendisi tutmaya çalışan Kılıç, tek bir arzumuz var. O da Bafralıların daha konforlu, kaliteli, huzurlu ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi dedi. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Ev ziyaretleri, halk toplantıları, vatandaşlar gruplarıyla kahvaltı gibi birçok faaliyetlerde halkın nabzını kendisi tutmaya çalışan Başkan Kılıç, bu anlamda vatandaşın da takdirini topluyor. Göreve geldiği günden itibaren 7'den 70'e tüm Bafralılarla bir araya gelmeyi amaçlayan esnafı, okulları, sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri, camileri ziyaret eden vatandaşın dertlerini dinleyip taleplerini not alan ve yeni projeleri hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, çok çalışarak, çok üreterek hizmete sonuna kadar devam edeceğiz. Tek arzumuz var, o da Bafralıların daha konforlu, daha kaliteli, daha huzurlu ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi. Hiçbir Bafralı kardeşimizi birbirinden ayırmıyorum. Hepimiz büyük bir ailenin parçası gibiyiz dedi. Geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan sel nedeniyle yüzeyi çamur ve çöplerle kaplanan Sera Gölü, Türkiye'de alanında tek olan yüzen kepçeyle temizlendi. Sera Gölü temizleme çalışmalarının ardından eski haline döndü. Kurban Bayramı'nın ikinci günü 22 Ağustos tarihinde Trabzon'da etkili olan şiddetli yağışların ardından turizm merkezi Sera Gölü'nün yüzeyi derelerden gelen çamur ve çöplerle kaplanmıştı. 1950 yılında Heyelan sonrası oluşan ve özellikle Arap turistlerin ilgi gösterdiği Sera Gölü için o dönemde aradan geçen 3 haftalık süreye rağmen ilgili birimler tarafından gölde bir temizlik çalışması başlatılmıştı. Göl kenarındaki tesis çalışanları harekete geçerek kendi ilkel imkanlarıyla gölü temizlemeye başladı. Motorlu bir kayığın önüne file tutarak gölü çöpten temizlemeye çalışan işletmeciler tarafından yapılan ilginç çalışmayla gölün kısa sürede temizlenmesinin mümkün olmadığı ortaya çıkınca Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçmişti. İstanbul'da özel bir firma tarafından yapılan, Türkiye'de tek olduğu öğrenilen Güzen Kepçe, göldeki temizlik çalışmalarına 23 gün önce başlamıştı. Özel donanımı sayesinde suda batmadan temizlik çalışmasını yapan iş makinesi, gölün tabanında yer alan çamurları kepçe yardımıyla kıyıda oluşturulan bir alana toplayarak buradan da kamyonlarla başka yerlere nakledildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ve kamyonların da destek verdiği temizlik çalışmaları sonucu göl eski görünümüne kavuştu. 2 ay önce bir sel nedeniyle çamur, pislik, bütün her şey yani gölü tamamen berbat etmişti. Ve biz bu 22 gün içinde gölü, doğayı kendi eski haline getirdik.
Sevgili izleyenler, kardeş sevgisi engel tanımıyor. Tokatlı bir makine mühendisi trafik kazasında ağır yaralanarak omurilik felci geçiren kardeşi için fizik tedavi ve egzersiz yürüme robotu yaptı. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi 15 Temmuz Kültür Merkezi'nde düzenlenen ARGE projesi pazarında akademisyenlerin yanı sıra mucitlerin de buluşları sergilendi. Çok sayıda üniversitenin ARGE biriminin yanı sıra okullarında katıldığı ARGE proje pazarı yoğun ilgi gördü. Projeler içerisinde Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde çalışan makine mühendisi Uğur Öztürk'ün yaklaşık 10 yıl önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak omurilik felci olan kardeşi Onur Öztürk için özel olarak yaptığı tasarım dikkat çekti. Öztürk, yürüteç adını verdiği cihazı felçli hastalar için tasarladığını anlattı. Trafik kazası geçiren kardeşim vardı. Ondan esinlenerek bu tip hastaların ihtiyacı olabilecek bir cihaz tasarlamaya karar verdim. Ve sonuçta böyle bir cihaz ortaya çıktı. Yapmış olduğumuz cihaz bu. Nerelerde kullanılacak bu cihaz? Bu cihaz isterse hastalar kendi evlerinde rahatlıkla kullanabilecekler. İsterlerse de hastanelerde, fizik tedavi ünitelerinde kullanılabilecek bir cihaz. Durumu çok iyi olmayan hastaların rahatlıkla elde edebileceği bir ürün. Çünkü bu tip cihazlar biliyorsunuz yurt dışı ithal cihazlar ve çok pahalı cihazlar. Ben de kendi vatandaşlarımızın, hastalarımızın bu tip bir imkandan yararlanmaları için böyle bir ürün tasarladım. Tokat'ın Erbaa ilçesinde film gibi bir kovalamaca yaşandı. Kaza yapan otomobillerinin çekilmesi sonrasında iki kişi aracın çekildiği otoparkın sahibine tabancayla ateş ederek yaraladı. Kaçan zanlılar ve polis arasında yaşanan kovalamaca sonucuysa bir polis memuru yaralandı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bir otomobilin elektrik direğine çarptığı ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri kaza yaptıktan sonra terk edilen otomobili çekiciyle otoparka çekmek için çekici çağırdı. Araç çekiciyle kaza yaptığı yerden kaldırıldıktan sonra HD ve MK çekicinin yolunu kesmek istedi. Durumu fark eden çekicinin şoförü S.Y. 155'i arayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alkollü oldukları belirlenen iki kişi tabancayla otoparkın yanında bulunan akaryakıt istasyonunun köşesinde polis ekiplerinin bulunduğu yere doğru rastgele ateş etti. Bu sırada otoparkın sahibi S.Y. yaralandı. Ateş eden zanlılar olay yerine geldikleri otomobille kaçmaya başladı. Polisle kaçan zanlılar arasında kovalamaca başladı. Polis ekipleri zanlıları Yavuz Sultan Selim Mahallesi Dağarcık Sokak tarafında tarla yolunda sıkıştırdı. Ancak aracın sürücüsü dur ihtarına uymadı. HD'nin kullandığı araç polis otosuna çarptı. Araçta bulunan polis memuru yaralandı. Araçtan inip kaçmaya çalışan sürücü HD polis tarafından yakalandı. Araçta bulunan diğer zanlı ise araçtan daha önce indiği ve kaçtığı tespit edildi. Daha sonrasında polis ekiplerinin takibi sonrasında diğer zanlı da yakalandı. Ordu'nun Ünye ilçesinden bir haberle devam edeceğiz. Ordu'nun Ünye ilçesinde kanser hastası bir kız çocuğu, 18 yaşındaydı, yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kız sınıfına son kez tabutla getirildi. Ünye Arif Nihat Asya Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Büşra Yeşil, tedavi gördüğü Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yeşil için öğrenim gördüğü okulda tören düzenlendi. Öğretmenliğinin omzundaki tabutta okul bahçesine gelen Büşra için arkadaşları gözyaşı döktü. Okul bahçesinde Büşra için dualar edildikten sonra helali kalındı. Arkadaşları Büşra'yı gözyaşları içinde okuldan uğurlarken Bakiye ve Cemal Yeşil çiftinin 4 kızından 3.sü olan Büşra, Ünye Merkez Büyük Camii'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yiğitler Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi. Ben de hastalığı helal ediyorum. Allah rahmet eylesin. Terme Belediyesi otopark sorununa neşter vurdu. Belediye kent merkezinde özellikle yoğunlaşan araç trafiğinin daha düzenli hale getirilmesi amacıyla yeni bir otopark yapımına başladı.
İlçe genelinde ve kırsal mahallelerde büyük bir gelişim ve dönüşümü gerçekleştiren Terme Belediyesi'nin hayata geçirmeye hazırlandığı otopark inşaatı çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediye Başkanı Şenol Kul, yapılan hizmet ve yatırımlarla devam eden projelerle kentin modern bir şehre dönüştüğünü ve bu değişimin devam ettiğini söyledi. Şehir merkezinde yeni mahalle Irmak Caddesi'nde bulunan 60 araç kapasiteli 1350 metrekarelik arsada devam eden çalışmalar kapsamındaki otopark kanalında tuvalet, bekleme alanı, yeşil alan ve çay ocağı inşa ediliyor. Belediye 2 yıl önce de Kapalı Azar Yeri ve Dumlupınar caddelerinde 200 araçlık otoparkı hizmete sokmuştu. Belediye Başkanı Şenol Kul, projelerle ilgili yaptığı açıklamada otoparkın hayırlı olmasını diledi. Kul, ilçemize otoparklar kazandırmaya devam ediyoruz. Bu amaçla edindiğimiz 1350 metrekarelik alanda çalışmalarımız sürüyor. Buranın halkımızın ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacağını düşünüyoruz, dedi. Sevgili izleyenler, havaların soğumasıyla birlikte siz dostlarımız da sığınacak yer aramaya başladı. Onların dilleri yok elbette ki, onlara yardımcı olması gerekenler bizleriz. Çorum'un Sungurlu ilçesinde ısınmak için bir otomobilin motor bölümüne giren ve burada sıkışan 3 yavru kedi, vatandaşların çabasıyla sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Çorum Sungurlu'da yaşayan Tunahan Gerçekçioğlu isimli bir vatandaş evinden çarşıya gitmek için otomobile bindi. Bu sırada aracın motor kısmından sesler geldiğini duyan Gerçekçioğlu durdu. Kaputu açan sürücü motor kısmının üstünde ve motorun alt kısımlarında 3 kedi yavrusuyla karşılaştı. Çevredekilerin de olaya müdahil olmasıyla 3 yavru kediyi çıkarmak için çalışma başladı. Vatandaşların çabasıyla yavru kediler uzun uğraşlar sonunda zorlukla bulundukları yerden çıkartılarak serbest bırakıldı. Ordu'nun Ünye ilçesi devlet hastanesinde görev alan tek yumurta ikizi doktorlar görenleri şaşırtıyor. Aynı okuldan mezun olup aynı yere tayin olan tek yumurta ikizleri 26 yıldır hiç ama hiç ayrılmadı. Ordu'nun Ünye ilçesinde aslen Tokatlı olan fakat Ankara'da dünyaya gelen Oğuz ve Onur Şahin kardeşlerin birliktelikleri okul yıllarında da devam etti. İlkokul, lise ve üniversite yıllarında hep aynı sıraları paylaşan Şahin kardeşler, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra ilk tayin yeri de yine birlikte olarak Ordu'nun Ünye ilçesine çıktı. Biz ikisi kardeşim her zaman beraber aynı yerde büyüdük, aynı anda doğduk. İlk görevimizde beraber aynı yer terk ettik. Hayatlarımız hiçbir zaman ayrılmadı. Şimdi de çok ayrılmayı düşünmüyoruz. Çiçeği burnunda doktorlar bundan böyle şifa dağıtmak için çalışmaya devam edeceğiz, dedi. Bu haberimizle bültenimizi noktalıyoruz. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Yarın aynı saatte görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Atasam Hastaneleri yol durumunu sunar.